Gulan Bey ve hanımı Şabana Hanım, kızları Alya'nın seninle evlenmesini ve bir aile kurmanızı istiyor. Ben olumlu bakıyorum. Alya çok iyi huylu bir kız, iyi kalpli biri. Zeyn ondan uzak duracak. O da tıpkı Osman abim gibi. İstediğini almak için her ne gerekiyorsa yapacaktır. Varlığıyla Alya'nın hayatını cehenneme çevirecek, bunu biliyorum. Hayatım, Rehan haklı olsa bile Alya'yı istemediği bir şey yapmaya zorlayamayız. Gulan Bey, Rehan Alya ile evlense bile bu hiçbir şeyi değiştirmez. Zeyn onun hayatında kalmaya devam ettikçe Alya asla gün yüzü görmeyecek. Bu gerçekten enfes bir şey. Şahane. Anne, bu enfes bir şey. Bırak yemeği. Evde onca sorun varken nasıl bu kadar duyarsızsın? Bilmiyor olabilirsin anne. Ama bu enfes yemeğin piştiği yer Bavarçi lokantası. Oraya kim gitti ki? Fahat. Yani Fahat'ın avukatı yolladı beni oraya. Yemeklerin iyi olduğunu söyledi. Ama orada ne gördüm biliyor musun? Daha doğrusu bu tandırı yapan adamdan bahsediyorum. O adam kimdi biliyor musun? Zeyn'in ta kendi. Dün geceyi evinin önünde geçirdi. Bugün de Alya'nın lokantasında çalışıyor. Abla, ne yapacaksın? Zeyn ve Alya bir araya gelemez. Buna asla izin vermem. Bunun için her şeyi göze alabilirim. Her şey. Hilal, tut şunu. Nedir bu? Abla, nedir bu? Alya Hanım için bir hediye. Ne demek istiyorsun? Bilal, yemek nasıldı? Beğendin mi? Evet, enfes bir şeydi. O yerden bir şey aldığımız zaman karşılığında bir hediye vermemiz gerekir. Bize düşen görev de budur, değil mi? Git, bunu Alya'ya ver. Tamam. Dikkatli ol. Bakalım şimdi Zeyn Alya'nın kalbini nasıl kazanacak?